Merhaba. Merhaba. Şimdi bugün de Kia Sportage arabayı yorumlayacağız. Aslanlar gibi ustam, canavar gibi söküyor. Binlerce parçadan oluşuyor araba. Şimdi şaside, arabanın şasisinde bir eğilme var. Şasenin bağlantı yapılacağı yerin ölçülerini aldık. Şu anda şaseyi. Evet, şasi tam arabanın omurgası. Aynen, her şey, iskeleti. İskeleti. Bütün parçaların bağlandığı yer. İlk darbeyi kıran emen parçası, otomobil göre, firmaları bu platformun üzerine arabaları kuruyor. Yani şasi, bildiğiniz iskeleti arabanın buradan yediği darbeyle görüyor musunuz nasıl çektiriyor? Bak. Ölçecek. Ay, evet, ölçülerini alıyor. Şimdi bakın lazer metre ile. Ya ne kadar lazer metre milimetrik de ölçse, şimdi lazer metre ile milimetrik ölçüyor. Çünkü şaside milimetrenin onda biri çok önemli. Şaside, yani ben darbe almış araba. Evet, yani istediği kadar milimetrik yapsa da fabrikasyon ayarına gelmeyecek. Gelmiyor. Ufak, çünkü bu monoblok bir şey. Parçalar da yani çok ufacık bir milimetre de oynasa çok fazla etki yapacaktır. Evet. Yüksek süratte gidişinde, dengesinde araba. Milimetrik ölçmeye çalışıyor ama burada bu bir kere mukavemete gitti, mukavemete katlandı. Gitti. Bu katlandı. Burada hani oradan bir dahaki kazada emiş gücü darbeyi veya katlanma şeyi oranı düşecek bu arabanın. Evet. Bakınız şimdi şasi çektirme makinesi bu aynı zamanda. Arabalar nasıl yapılıyor, hangi şartlarda yapılıyor biz tüketiciye anlatıyoruz. Tabi burada oturuyor, evet. Oturtması lazım. Evet, aynen. Ne kadar düzeltse düzelsin yine de yani bu araba hasarlı bir araba olarak hayatına devam edecek. Nasıl gerdiriyor görüyor musunuz? Yani resmen bildiğiniz kağıt gibi katlanmış bir çelik saç. Gerdirme makinesiyle uyguladığı kuvvet de çok fazla bir kuvvet. Bunları bildiğiniz katlanmış kağıdı, demir kağıdı, çelik kağıdı bu çekiyor. Yani bu bir kere orada metal orada şey oldu yani mukavemetini kaybetti. Bağlayacak evet, düzeltiyor, bağlayacak. Bu gizli olduğu için bunun üzerine işte tampon gelecek vesaire gelecek. Bu gizli bir kusur. Bu notoraporda mutlaka Profesör Usta tarafından tespit edilmesi lazım. Yani lifte kaldırılıp kontrol edilmesi lazım. Bunun böyle fiziki olarak ekspertizle belli olur. Milimetrik ölçmesi lazım. Yani bunun hani yine de tam parçaları da oturtmak için zaten mecbur milimetrik ölçmesi lazım. Karşı tarafı tutmadığı zaman olmayacak. Evet, olmayacak. Araba böyle bazen yolda şasisi yamuk arabalar görürsün böyle. Yani arabanın alt tarafı böyle gider, üst tarafı böyle gider işte. Yani tam şasi makinesiyle oturtulmamış araba. Çamurluk yeni çamurluk taktı, yeni tampon taktı. Aracın ön tarafını yaptı, şasiyi düzeltti, panelleri bağladı, çamurluğu taktı, tamponu taktı. Şimdi arkadaki hasarı düzeltmek için sazı eline aldı ustamız. Evet. Şu an bakın buraları da katlanmış yerleri çektirecek. Sentesini oturtmaya çalışabilecek. Artık ne kadar düzeltebilirse o kadar düzeltecek. Çamurluk iç. Ağzının içini şu anda düzeltiyor makinasıyla. Bayağı düzeltiyor. Yani bildiğiniz katlanmış demir, kağıt gibi katlanmış demiri düzeltiyor şu anda. Çekiş şimdi düzelterek kurtarılanlar var. Bir de komple kesip bir önceki videomuzda bahsettiğimiz 7 kasanın gibi yani çok sert darbelerde havuzla beraber katlanan parçalarda mecburen çıkma bir arka buldu. Evet. Bunda şu anda çekişliyor, çektiriyor, çekişliyor, çektiriyor. Düzeltebildiği kadar düzeltecek. Ondan değişen sonra olmasın diyen tüketiciler var ya, değişen olmasın dediği zaman da yapılan işlem bu. Aynen. Değişen olmayacak, bunda boy olacak ama macunlayacak. Sonuç itibariyle ne kadar macunlanırsa macunlansın. Ha bir dakika, bu kesecek mi acaba? Ha evet, burayı baktı kurtaramadı, kesecek şimdi. Evet. Bir noktaya kadar düzeltti arkaları da şey yapmak için, kurtaramadı orayı. Şey yapacak acaba, burayı mı alır? Sadece orayı kesecek bence. Kesti. Evet, tamam, kesiyor. Sadece tamam, o gelelim. Şeyi kesti. Şimdi bu çamurluğun bu parçasını kesti, yeni bir parça ekleyecek buraya ustam. Bu işlem önemli bir işlem. Bakın şimdi bunları kaynatarak hepsine punta atacak, kaynatarak ekleyecek buraya. Şimdi bu işlem çok çektirmek için yaptığı. Çektirecek şimdi. Çamurluğu bozmadan tam
açtı şu anda. Kesti mecbur arayı, açamadığı için çok içeri girmişti. Evet. Hepsini şu anda düzeltiyor. Arabanın önünü düzeltti, arka çamurluğu düzeltti, düzeltemediği kısmı kesti. Şu anda sentesine oturtmaya çalışıyor. Açıyor çamurluğu. İşte çıkma kapı veya bir orijinal kapı daha takacak buna. Ya sonuçta İngiliz arabada bakın kaç tane parça var. Bu video hızlandırılmış bir video. Söktü, kesti. Şu an işte yeni kapıyı tam buraya adapte etmeye çalışıyor falan. Evet. Edebildiği kadar edecek. Macunla vesaire çekti, ekledi parçaları. Ya ikinci el oto varsa Emre risk de var. Risk var tabii ki yani var. Bu, sonuçta bu sonuç itibariyle ustamızın işi bu. İşini de güzel yapan bir usta. Bizim işimiz de bu ustanın yaptığı şey yani kapı değiştiyse bu kapı değişti. Çamurluk düzeltilmiş, boyanmış. İçerilerde de işlem var. İçeriden düzeltilmiş. Bizim işimiz de bu. Otoraponun görevi de bu. Mağduriyetleri gidermek. Ne olduğunu bilsin. Ne olduğunu bilmesin. Yani bu araba sonuçta kaza yapmış. E ne olacak? Düzeltilip binilecek sonuçta bu arabayı. Çöp atacak halimiz nasıl yok. Nasıl düzeltildiğini gösteriyor. Nasıl düzeltiliyor? Bakın yani işte. Nasıl oluyor? Ha. Bize ama bir not daha düşelim. Evet. Her aracın boyası da her boyalı araç da bu muameleye maruz kalmıyor. Evet. Sonuçta İstanbul'da yüz binlerce araba her gün birbirinin yanından geçiyor. Hepimizin başına böyle kazalar gelebilir. Bunlar sonuçta yapılıyor, trafiğe çıkıyor. Mühim olan bunu getireceksiniz. Biz size söyleyeyim. Nasıl bir araba aldığınızı öğrenmek. Doğru arabaya doğru para vermek. Doğru raporlarla araba hakkında bilgi sahibi olmak. Bilerek ve öğrenerek binmek. Yani bunu sahibi başına geldiyse bu kapı öyle değişti kardeşim. Çamurlukta ezik vardı onu da düzelttiler. İşte şu şasi soldan da şey oldu. Şasiyi düzelttiler. Yeni çamurluk taktılar. Boyadılar. Şimdi bak boya gelecek. Biniyorum yani. Sonuçta bu araba çöpe atacak halimiz yok. Herkesin başına gelebilir. Boya, değişim işlemi herkesin başına gelebilir. Şasi çok önemli bir parça olduğu için çok güzel işçilikli olması lazım. Yani çok ufak bir sentesine oturmaması demek yüksek süratlerde Allah göstermesin kazalarda, frenajda, yol tutuşta çok kötü etkileri olabilir. Başınıza iş açabilir. Ölümcül kazalara da sebep olabilir. Ama sonuçta düzgün yapılırsa fabrikasyon hali olmayacaktır ama ona yakın bir halde yine kullanılabiliyor. Değerinde para versin. Ha değerini bilmek. Aynen öyle. Değerinde para. Bu arabanın değerini bilerek almak. Sonuçta şasisinde işlem varsa bu arabanın değeri bir noktadan sonra düşecektir. İnsanlar da araçlarını dikkatli kullansınlar. Bazen çok İstanbul'da ben bile hani tahmin edebiliyorum ya bu adam önüme kırar mı? Ben bir frene basayım. Çak kırıyor yani yapmaz dediğim hareketleri yapabiliyorlar. Dikkatli kullanmak lazım. Şoförlüğün sermayesi yavaş gitmektir. Ama bu tarz arabalar da olacaktır, olmaya da devam edecektir bu tekerlek döndükçe. Hele ki büyük şehirlerde risk daha fazla artıyor. Bu tarz arabalar piyasada olacaktır. Alırken getireceksiniz, size söyleyeceğiz kapısı değişmiş, çamurluğu boyanmış, şasisinde işlem var. Bilerek almak. Bilerek aldıktan sonra doğru parayı vermek, aracın hakkını vermek. Yani bu araba boyasız bir araçla aynı parayı etmeyecektir artık. Geçmiş olsun. Boyanlı işlemler oldu. Bu arabanın belli bir değer kaybı var.